Kur'an yodlashning eng yaxshi uslubi, endi uslub ko'p, o'ta ko'p. Misrga borib tezroq qori bo'layotganlar o'sha forig' bo'lib o'qiyotgani uchun shu yerda ham qilsa bo'ladi uni. Oshnasi yo'q, chaqiradigan, ulpati yo'q, boshqa chaqiradigan, o'yinga chaqiradigan, o'shundan. Ob-havodan emas. Harorat ham deyarli bir xil bo'lib qopti. Masalan, Toshkent ham ancha issiq qopti hozir. To'g'ri, muhit kerak. Muhit, ya'ni o'ziga o'xshagan o'qiyotgan odamlar kerak. To'rtta kun bo'ladi talab ilmda. Biz doim aytganmiz, talab ilmda to'rtta kun bo'ladi. Shogird, talab, ustoz, manhaj, muhit. Ustoz o'zining sohasining egasi bo'lsin. Qur'on bo'lsa, hofiz Qur'on bo'lsin. Fiqh bo'lsa, faqih bo'lsin. Hadis bo'lsa, muhaddis bo'lsin. Shunchaki tarjimon bo'lmasin. Ustoz o'zi Qur'on bosib, Qur'onni yodlagan, bosib o'tgan bo'lsin o'sha yo'l. Masalan, Qur'ondan bo'lsin. İkincisi manhaj. Manhaj yani doğru yaratsın. Adamın halinde doğru usuller bile kıynamaz. Üçüncüsü talip. Talip ne? De tırışkaklık ve mihnetkeşlik olsun. Törüncüsü muhit. Yani bir de ozu okup hem oynayken bulmaz. Ozu hem okuyken bulsun. Şu parası da en asasi rükün talip böyle. Talip bulması koyan üçte rükün bir pul. Endi o'shanda orada bitta rukun manhaj. O'sha manhaj talib o'zi qisqa qilishi ham mumkin ustoz bilan bo'lsa, matlub ustoz bilan bo'lishligi. Endi shunda biz ko'proq aytamiz, masalan, ko'proq ishlab yurgan odamlar bor, o'qishi borlar bor, to'g'rimi? Darsi borlar bor. Ana shu odamlarga biz ko'proq tavsiya qilamiz. Forig' bo'lib yodlashni yo'li alohida. Unga ham shuni qo'llasa yaxshi o'zi asli. Faqat hajmi kattaroq bo'ladi. Forig' bo'lmagan odam degan kunduzi bir ertalabda bir 3 soat, 4 soat, kechqurun 1 soat vaqt ajratsa, bir necha yillarda, 1 yil bo'lmasa ham, 2 yil bo'lmasa ham, bir necha yilda inshaalloh hofiz bo'ladi. Faqat bardavom bo'lsa. U biz qanday qoida qo'yamiz, aytamizki, 1 soatda qancha yodlay olsa, shuni yodlasin bir kunda. Bir bet olib 4 soat yodlashingiz mumkin, yo'q, bir bet kerak emas sizga. Siz bir soatda qancha yodlaysiz? Bir qatormi? Uch qatormi? Yarim betmi? Bir betmi? Hammani zihni har xil. Va albatta inshaalloh ochiladi. Lekin shunga cheklanish kerak. Bir soat uzoq bilyapmiz, masalan, bir soat. Bir soatda qancha yodlaysiz? Uch qator masalan, lekin yarim bet. Yarim bet deylik. Aksar odamning zihni yarim betga yetadi bir soat. G'olib odamlik. Xususan qanaqadir o'qishda o'qib yurgan bo'lsa bo'ldi. Uni zihni ishlayotgan bo'ladi, aqli ishlayotgan bo'ladi. Kitobxon odam o'qib yurgan odam ancha muncha kitob. Yoki masalan deylik, bir narsa yodlab yurgan odam, qanaqadir maktabda o'qiyotgan odam zehni baribir uyg'oq bo'ladi. O'sha odam nima qilsin? Masalan, yarim bet yodlaydi odatda. Bir soat. O'sha yarim betni kechqurun yodlasa, bir soat, masalan, 8:30dan 9:30gacha. Uzoq 10gacha, 9dan 10gacha. Keyin oxirgi ish shu bo'lsin, yotsin. Boshqa narsa ko'rmasin, telefon ko'rmasin, kino ko'rmasin, birov bilan gaplashmasin, uxlasin o'sha zihindagi narsa bilan. Ertalab masalan soat 4 da tursa, 10 da uxlagan odam 4 da tursa 6 soat uyqu yetadi. Boring 5 da tursin. 5 da 5 7 soat uyqu yetadi har qanaqa insonga. 150 kilo insonga yetadi. Tursunda keyin birinchi qiladigan ishi o'sha kecha kechqurun yodlagan narsasini takrorlash bo'ladi. Kechqurun yodlab yotsin. Qaysi darajada? Masalan, ikkilanib bo'lsa ham yoddan o'qiy oladigan darajada. Agar sharillatsa ham yaxshi. Lekin hech bo'lmasa maliki yomiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in qilib tuzlanib bo'lsa ham yoddan o'qiy oladigan bo'lsin. Keyin ertalab ungacha sanamaydi u. Kechqurun sanamaydi. Ertalab turib shuni keyin yoddan o'qiydi. 4 ta 5 ta o'qisa suv bo'ladi. Kechqurun yodlangan narsa yaxshi tingan bo'ladi. Chunki odatda xotira kun bo'yi o'ziga yuklagan narsalarni o'chirib tashlaydi. Ahamiyatlilari qoladi. Shunda asosiy kechqurun takrorlagan narsasi oxirgisi muhim bo'lgani uchun qoladi o'sha. Yonidagi narsalar o'chib ketadi. Siz o'ylamangki siz faqat yodlagan narsani xotiraga keladi. Biz biron ko'rsangiz ham odam yuzini, o'sha ham xotiraga joylanadi. Eshikni ko'rsangiz eshikni rangi ham xotiraga joylanadi. Siz bilmaysiz, lekin kechqurun xotira uxlaganda shuni o'chirib tashlaydi. Muhimlari sizga ta'sir qilganlar qoladi. O'shanda o'sha kechqurungi narsa qoladi, inshaalloh.
ertalab turib 4 ta 5 ta o'qisiz yod bo'ladi. Biz ko'p sinaganmiz, har xil usul bilan mana shu bizga qulay kelgan. Yosh bola paytimiz bo'lmasa. Biz hatto shu vaqtlarda hojatxona uyning ichidan sanuzel bo'lmasdi. U hovlini darvozaxonaning oldida burchada adabada bo'lardi. Uydan choynakni olib, borib krandan suv quyib, qadam bosib borgunimizda 1-2 minut o'tadi. O'shanda bir betta o'qib ko'rardik kechqurun o'qilganini. O'qib ko'rsa yodlangan bo'lardi. Ate sanashga, qani Qur'onning oldiga bormay turib o'qib ko'rsak keladim deb. Kelardi. G'oliban 100% bo'lmasam 90% yodlangan bo'lar. Keyin qayt kelib to'rat qilib kelib o'qiysiz shuni. Masalan 5 ta 10 ta o'qisangiz yaxshi yod bo'ladi. Keyin 33 ta sanoq qilasiz, yoddan qaramasdan. Qaraganingizni o'tkazmaysiz. Faqat yoddan. Chunki xotira yoddan ishlaganda kuchayadi, qarab o'qiganda emas. Qarab o'qiyapsizmi? Miyaga ko'z kuzi uzatyapti ma'lumot. Bo'ldi, xotira miya xotiraga murojaat qilmaydi. Yodlagan narsangiz orqa miyaga joylanadi. Bosh miya o'shani sizga tilingizga olib kelib beradi. Alhamdulillah. Siz yoddan bir narsa aytaman degan paytingizda, men hozir men gapiryapmanmi? Xotiramdagi yoshligimdan yig'ilgan so'zlarni miyadan olib kelib beryapti. Miya xotiradan olib kelib beryapti. O'ta katta tezlikda, nur tezligida qoya undan tez sur'atda keltirgani uchun men so'zim uzilmasdan, gapim uzilmasdan gapira olyapman. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin degan paytingizda har bir kalimani orqa miyadan, xotiradan, zaxiradan miya tilingizga uzatayotgan bo'ladi. Kelmay qolgan joyida u topolmayotgan bo'ladi joyini. Mana bu joydan bo'ldiki, chunki kataylarga joylaydi-da. Mana bu kataydanmikin, bu kataydanmikin, bu kataydan topolmayotgan bo'ladi. Yoddan o'qish o'sha mashg'ulotni kuchaytiradi. Bitta palon kataydan sizga o'sha so'zni olib beradi. Palon kataydan o'sha oyatni olib beradi. Shu ko'p bajarilsa, miya joyni tanib oladi. Tushundingizmi? Keyin xotirlayman degan paytingizda darrov olib keladi. Agar siz qarab o'qisangiz bor-ku, u miya xotiraga murojaat qilmaydi. Chunki siz ma'lumotni ko'zdan uzatib turibsiz. O'sha ma'lumotni uzataveradi miya sizga, tilingizga. Xotiraga murojaat qilmaydi. Yoddan o'qiganda xotiraga murojaat qiladi. Shuning uchun u har olib qo'yganda xotirada mustahkamlashadi. Va miya haligi katakni katakka o'rganadi, refleksga o'tadi. Alhamdu deysiz bilan lillahin topib olib keladigan bo'ladi. Lillahi deysiz bilan robbini olib keladigan bo'ladi. Refleks avtomat ishlaydigan bo'ladi. Buning uchun xotira ishlash kerak, ko'z emas. Tushunarlimi? O'shuning uchun 33 ta yoddan o'qish kerak. Qaraganingizni bilmaysiz. Endi bugun mana shu yarim betni, ana shu yarim betni 33 ta qildingiz. Endi kechqurun ikkinchi yarim betni yodlab o'tasiz, yana 1 soat. Ertaga turib shu yarim betni 33 ta qilasiz. Ikkinchini. Birinchini ham 33 ta qilib qo'yasiz. U sal bo'shashgan bo'ladi. Yana mustahkamlashadi. Tilingizga yana ham ravon tez keladigan bo'ladi. Chunki odatda xotiraning qoidasi unutib yodlash, uzoqlashib yaqinlashtirish, uzoqlashib yaqinlashtirganda yaxshi o'rnaydi. Bir o'tirganda 100 ta qilsangiz o'sha samara bermaydi. Uzoqlashish kerak, keyin yaqinlashtirish. Uzoqlashish kerak, keyin yaqinlashtirish. Tushunarlimi? Shunda esidan chiqmaydigan bo'ladi. Xotira mustahkamlanishi bir o'tirganda 3 ta sanashda emas. Bo'lib 10 ta 20 ta 10 ta 20 ta qilib sanashda. Pavlovni psixologiya degan kitob bo'lgan, shuncha katta kitob. Esir davrida asosiy metod shu bo'lgan. Menimcha hozir ham shunga tayanishadi ko'p narsada. U ko'p o'sha hayvonlar bilan, odamlar bilan tajriba qilgan Pavlov. Psixologiyani bu biz shu mana diyorlarda shu zamonaviy psixologiyada ota hisoblanadi. G'arbda Zigmund Freud falsafani emas, psixologiyani otasi bo'lsa, bizda Pavlov bo'lgan o'rus ta'limotida. Tajribalarning hammasi ham 100% qabul qilinmasa ham, chunki u insonning ruhini inkor qilgan holatda o'rganganda u insonni. Lekin tajribalar ko'p samara beradi. O'z tajribalardan bittasi xotira tajribasi. Aytadiki, Pavlov bir sinf bolani oldik, 36 ta bola. 18 tasi alohida, 18 tasi alohida, o'g'il qiz aralash. Bitta uzun she'rni qasidani yodladik. Birinchi guruhga aytdikki, bugun
ko'p kinasini bo'lsa ham qancha o'tirib bo'lsa ham yodlab puxta qilib o'qib berib ketasizlar dedik. Ikkinchi guruhga bir hafta mobaynida o'qiyasizlar dedik, yo'q bir necha kun mobaynida. Har kuni masalan 10tadan, 5tadan, 3tadan o'qib borasizlar, yodlanganda aytasizlar dedik. Ular shunday qilishdi, bular bir o'tirishda yodlashdi. Oradan bir muddat o'tib ularga yodlagan narsalarini takrorlatganimizda haligi bir kun yodlab olganlar unutib olgan, esdan chiqarib olgan. Bir o'tirishda sanaganlar bor, u esdan chiqib ketgan. Aksar esdan chiqib ketgan. Bir necha kun yodlaganlar bor, ular kam xato qildi deydi. Ular yaxshi esda saqlab qo'ygan. Xotirani tabiati shu birdan sanash emas, bo'lib sanash. Agar o'zi aslida 6 kun 20tadan o'qisangiz yana ham zo'r. Endi uni chalkashib ketib qoladi. Biz ta'lim mutolimda 5 kun degan. 5 kun sudlash kerak. Endi biz aytamizki 3 kun bo'lsa ham katta gap, zo'r shu. Chunki shu ham o'tirishda sanagan uchun yaxshi samara beradi inshaalloh. Ertasiga 3-chi yarim betni yodlaysiz, uni sanoq qilasiz. Keyin kechagini va undan oldingini 33dan qilasiz, bugungini ham. Natijada bitta saboqni 100ta qilgan bo'lasiz, lekin 3 kun mobaynida bo'lib. 4-chi kunga o'tganda 1-chi kunga savol tushib qoladi. Keyin bu yog'iga davom ettirasiz keyingi betlarga. Har bitta bet yoki har bitta saboq 100tadan bo'ladi, yoddan, hammasi yoddan qaramasdan. Qaraganingizni o'tkazmaysiz. Mabodo masalan o'qiyapsiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhaqum muttakatir hatta zurt. Kalla sawfa ta'lamun kimi qoldi. Kalla sawfa ta'lamun kimi. Ochib qaradiz. Summa kalla sawfa ta'lamun. Ani naym tugatdiz-a, sanab o'tmaydi. Qaramaganingizni o'tkazasiz. Shunda 100ta 3-chi 33talikda bor, til burro bo'lib inshaalloh sharlab ketdi. Ana endi bu yangi saboqnik. Endi shunday qilib ketaversiz, olam gulistonmi yo'q, takror qilib turish kerak. Masalan, siz bir bet yodlagan bo'lsangiz kechqurunda. Yaxshi zihin zo'r zihin hisoblanadi. 1 soatda bir bet yodlayversiz. 2 bet yodlaydiganlar ular o'tkir zihinlar bo'ladi. Endi nodirlar bor, ular hukmga kirmaydi. 3ta o'qib 4ta o'qib yodlaydiganlar ular nodir zihin, nodir zihinlar o'tali o'sha 1 soatda bir qator yodlanmaydigan o'ta zihni pasodan bo'ladi. 1 soatda 4 bet yodlaydigan o'ta o'tkir ham bor. Kelasini biz chiqarib olamiz. 5% 5% eng past odam bo'lmag'ur yoki o'ta qobiliyati past, 5% o'ta qobiliyatli ularni chiqarib olasiz. 80% 90% odam me'yor qilib olinadi. O'shanda o'sha aytganim bo'ladi. Masalan, bir bet yodlagan bo'lsangiz, ertalab shuni 33ta kechagini undan oldingini qilsangiz, demak siz bir betni 100ta qilgan bo'lasiz go'yo. U 5 pora degan, u 2 soat vaqt oladi. Demak 5dan 7gacha tugaydi, Alloh bu. Bu shu bo'yi kechqurun 9 o'qiysiz. Bu yangi saboq. Endi o'tgan darslarni qana qilasiz? Har qaysi poraga yetsangiz, o'sha poraning boshidan kelgan joyingizgacha yoddan o'zingiz o'qib turishingiz kerak. Pora jamlanguncha. Bugun 1-chi betni o'qidingiz. 4-chi betga o'tganda 1-chi bet tushib qoldi. Lekin ertaga dars boshlaganda 1-chi betni bitta o'qib qo'yish kerak. Sana qilmaysiz. Bitta o'qib qo'yasiz. 10-chi betni o'qiyapsa, yarim pora bo'ldi. Yarim pora bitta o'qib turib, keyin sana qilishingiz kerak. Nargilar. Shunda o'shinga ham bir 15 minut vaqt ketadi. Endi boshidan masalan vandasdan boshlagan bo'lsangiz, pastdan boshlash kerak. 2 poragacha har kuni ustozga o'qib berishingiz kerak, o'zingiz o'qishmas. Har kuni kelgan joyingizgacha ustozga o'qib berishingiz kerak. Mutaffin keldingiz, mutaffindan vandasgacha. Amma keldingiz, ammadan vandasgacha. Quluhiya, quluhiyadan vandasgacha. Taborak, taborakdan vandasgacha. Har kuni. Dadam rahmatli bizga shuni o'qitgandi. Keyin boshqa ustozga o'tganimizdan keyin murojaat qilib ketgan. Dadam o'qitganlarida har kuni 2 parani biz o'qib berardik. Yoddan o'qirdik yoki o'zimiz, yo opalar o'qib berardik. 2 parani endi vaqti yoshimiz kichkina. Tilingizga, ovozingizga tarlab ketardi. Tajvid degan narsani o'qimaganmiz. Bu noto'g'ri tez o'qish. Lekin yoshlikda bo'lganda endi. Hozir unaqa qilmaslik kerak. Donadan o'qish kerak. Donadan o'qisam 20 minutda o'qish bo'ladi. Bemalol. Yaxshi yodlangan bo'lsa, bir parani 1 soatda 3 par o'qisa bo'ladi. Yaxshi yodlangan bo'lsa. Tajvid bilan. Boring yarim soatda o'qing. Sekinroq, donadan qilib.
O yüzden hem ancak mesela iki bar okusuz gibi bir saat kadar daha alırsınız. Çünkü şu bir saat var ki size yıllarını kıskartır böyle. Yıllarını. Yahutla bunu unutup esten çıkarıp kayıtıp gelip ahmak olup yine sana kılmasından yıllarını size kıskartır böyle. Biz iki barını 25 minutta okuduk. O da tez dedi. Var gider. Tabarak derse bol duvarına sorar diyor. Gider. Evet ona doğru. Lekin siz iki bağlı okusunuz bir saat geçsin. 25 minut mez. Demek 7'den 8 geçe şu muracağını kılmaz. Şimdi gizim. İki bağlıdan keyinçi. İki bağlıdan bağlı okutuluşsuz var. Her gün iki bağlı okuveririz. Beraber. Mesela 4 bağlı okuyan olsa bugün 1 bilen 2. 7'deki 3 bilen 4. 6 bağlı okuyan olsa bugün 1 bilen 2, 2 etersizge 2 bilen 3, 3, 2, 3 bilen 4, 2, 5 bilen 6. 5, 10 para bulgandı, 5 gün değerlenirken bu. Okup veriş bilen, özlü okumayız, okup veriş, sabah tapışırız, yanıka tapışırız. Başından kısız ki inermeyiz. Su içinde kup kalır, yerteler. Yerteler her gün daha su içerisinde, kuşuna kup kalır. 2, 10 paradan açsa 2 yarım para kup koyarız. İki yarım para niye bir saatte okuyuz? O şey dereceye yetkendir. Tıl tezle hatıra tezleşken bulan. 15 paradan ki 3 para koyuyoruz. 3 para niye bir saatte okuyuz? Yani bir saat yeterdi sizce. İlla 20 paradan ki 4 para kılıp 25 paradan ki 5 para kısayız yakışı bulan. Bir hafta yıkamasından kullan her hafta elineyken bulanız. Ustaz izge başlayıp paraların 100 metre 150 metre okuyuyen bulanız. 20 metre. 56 hafta mı? Bir yıl. 56 metre okuyuyen bulanız. Bazı paralar. Bir yılda. Şunda bir betten alsız iki yılda tüyedi. Cuma dem alış gerekli. Cuma hemen asılın dem alıyor. Tekrar olam kumayın. Yenge yatılaşan bulmaz. Yakşı dem alıyor. Perşembe keç kurun yatılamıyor. Yatışız mümkün yok ki. Perşembe keç kurun yatılamıyor. Şambi ettiğimi kaytarışız mümkün. Cuma günü keç peyat bitti iki tokup koyuşuz mümkün. Esten çıkmaz diye görüşüyor. Tabii ki. Cuma lakin dem alış gerek. İbn-i Zavzi etkiler haftada bir gün yatılaması gerek. Hatıra dem alıp. Tanki yenge ayet bilen yöndersin ki. Fakat bunda berdevamlılık gerek. En bizim musibetimiz devamet yok. Bana ağzı musibeti yaşkendeki gayret bağırıp, o gayret gelip ağzı bağırıp, hamı okuyordu. Bir hafızdan kez sorarsanız, iki gün zor buldu dedi. Üçüncü günü ortaça, dördüncü günü hayırmazdır. Onun için o sizge yengil vazifeni koyuyor sana. Bir saat deykenimiz suyum için. Yengil vazifeni koyuyor. Kıynelmeyiz. Ve bu da terkip koyarsanız, özünüzde bir neseni vacip kılayım. Eğer şunun ahir gitkiz mahcup olsaydı. En kavramı mahcup olmasaydı. Kur'an yatılış gerek olmasa. Siz hur. Hafız o mahcup olan adamı. Mesela çarçaka koymayın. O da halese 10 gün git olup koydum 10 gün okumayayım ben de. Yok. Siz rastmanı şunu diye bulsun ki aylık derametinizi en kem 10'dan biri ya ki 3'ten biri bulsun. Şundaki o şey cerimenti oluyor kendindeki o şey ayak yineleyim. Ayda da göçü iskemeysin. Keçkurun aşhanes gap geçtiyiz kemeysin çayhanes. Her gün çayhanelere tolu. Ülpetler lakırlı. Hemen borsuzlar şunu. Ama çayhanı tolu. Cahit yapamayız. Hemen tolu. Keçesi böyle. Her gün keçkurun hut dikiyor şimdiden damalamız deyip keçkurun 11 geçe lakırlaşıyor. Buna doğru ders. O yüzden kadar payette keting saat 8 yarımda. Aşınıyor. Bağırıp o şey vazifeyiz kılıyor. O çayhanızdan mahrum olayım. Kimden mahrum olayım? Nemeden dur mahrum olayım. Şunu diye meblağ koyayım. Ayı 10 bin topsiz 3 bin kılayım. Cereymen. 30 bin topsiz 10 bin kılayım cereymen. O sizge. Cereyme hatınızda verilmedi. Lekin var sizge. Sizge taalluku yok adam gibi verilmedi. Kuyağın sarpası üstüne kovaraman diye boylamaz. Bir de soru. Zekattan kuyağın sarpasını kovarsaya boylamaz. O yüzden kadar kıvasızlık gerek. Yani sizce alakası yok hocaya verir. Talibler gibi verirseniz yani yakışır. Ta ki siz talibiz bilimiz gibi Allah bereket verirse acaba. Bir mertek kimette kılas, cüdeye bir eşsiz kirelik. O sizce, o sizce şunu nazır kıvalışsız gerek. Ki, yani demek o şey, hali geti yanımız. İki saat yangı sabah, bir saat müraca. Bari müraca anayam üç, iki saat kılayım, tör saat. Keç korun, bir saat. Beş saat ya ki tör saat künde okuyasız. Yarın bir tosya zihniyiz.
4 yılda bulun. Bir bet olsayız 2 yılda bulun. 2 bet olsayız 1 yılda hafız olasınız. Şartı berdevamlik. Bir gün şeytan dedi ki, iki paradan okumaya yapsın bana her günü. Bugün akem öğlen yaptı. Bugün okumasayım bol olaydı dedi. Yok, bugün de okuyayım ben dedi. İbn-i Rüşd, Velid. İmam-ı Gazali'ye reddiye bilgen faylasuflardan, alımlardan. Katta alım bugünler. İbn-i Rüşd, ömrümde iki gün kitap mutalasından tohtu gelmem. Bir gün adam ölgen de bir gün öğlengen günümde gelmem. Başka birer gün mutalardan tohtu gelmez. Vazifesi tohtu gelmez. Ömrede iki gün tohtu gelmez. Herkes ölense tohtu gelmez. Emmeyse oğlu ölense tohtu gelmez. Tağız ölse tohtu gelmez. Apades ölse iki kişi namara diyen bu ses. O hiç kim bulmaz. O şey külleri hem kılışsız gerek. Kese olup kılışsız. Ağır kese olup siz mesela başınızı götüren bir diyen bu ses. Bir neçe gün gibi iki gün üç gün davalan günce buluşu mümkün. Onda hem burnunuzu ağrıp kılışsız hem şamallıp kılışsız emmez. Bir ağrıp kılışsız emmez yok. Siz okuyamazsınız, kalırsınız ki bunlar. Yapılamıyorsanız, şunu da tohtatırsınız. Ve ölüm tohtatırsınız. Eğer şunu da berdoğan olsa kişi, kasta anı olsa, azmi anı olsa, ama bu da acel kep olsa, inşallah ahirette berbi hafızla bilentirler. Ulamalar dedi ki, Allah bir feriştene kabul yubarıp hafız kıladı. Kim ki azmi kat'i olsa. Yani bizden bulamadı, çıkamadı indi. Dese, çıkmaydı o dağına sonra. Lekin inşallah nima olsam men shunga erishaman. 60 yoshda ham desa qilib. Biz bir xonadonda xatmi ko'tardik Anjonda. Xonadon egasining onasi bor edi. Biz borgan paytda bundan 8 yil 10 yil oldinda ona Qur'on o'qitardi. 60 ga borgan ayol. Har yili borsak 17 bora bo'ldi. Bu yil 23 bora bo'ldi deb har yili 4 bora 3 bora qo'shilardi. Şu 60'ın ötkünü tüketti. Keçi hep gün amcanga borganımda o şey yigit bilen görüşüp aldım. Görüşüp aldım. Hoca ona yaşlı mısam? Yaşlı diye yaptım. Kur'an tüketti mi desem? Ona mı kim tüketti? Biz borlardı kim tüketti? Ferzanlardı kim tüketti? Ben kaldım halas dedi. Oğul koptu halas. Lekin o şey ananı berekatıda nevaleler geçe hafız okuydu. Ona hafız oldu. 60 yaşta. 4 paradan, 3 paradan, 5 paradan kaldı. Biz bana hatmi götürdü. O şey ananın muhabbetinden hatmi kılardı özü oğlan. Oğlan ki muhabbeti küçüğe getirdi. Hazırlar mescidlerde hizmetli daim. Özü imkaniyeti kim adam? Boy adam, iş köp adam. Kembeğal Ali Bekir sürmez. Boy iş köp adam. Özü hem yatılıp diyor ki özü tüketen, ben tüketenmedim hala dedi. Belki ferzeller tüketti. Anam tüketti en birinci. 60'tan ki. Şimdi bizim. O şimdi azim bozsa köyde yapsın Allah-u Teala bilir. O himmetke bağlı. O devametke bağlı. O yüzden hoşuna kadar cariyeme kılarsınız. Allah'a ahd belirsiniz. Ancak bunu nesilden keçersiniz. Mesela bir bir yapı var. Rabbuna yu'avviz kulle şey dedi. O da bir nesil verirse bir nesilini evazı gibi verildi. Tekin gibi vermeydi. Şimdi dedi mi? Kulağını verildi. Ne madendir keçişsiz gerek. Ham iş bulsun, ham dem bulsun, ham gel geçti, ham ülpetçilik, ham kandaş ruhu alakası, ham yok, tevrede, tüks, tuğlarda bir gerçi diye oturup, patada üç gün paşa koyulu oturup ki hafız olmaksız mısınız? Bu meydan. Keçesi şu alakalar. El alaiku avaik. Ulamaların kaidesi. Alakalar tosuklardır. Adamlar bulan bugün alakası. Ülpeciz. Yaşamışsan dostum. Düzeyimizden her. Kuyaş çıkı yaptın mı? Ya, kuyaş çıkı yaptı bizde. Yağmur, yağmur keçeği yok. Bizde sivet ölçüp aldı. Bizde hem gaz yok. Ne kısaya ki hayran mı? Kömür bağı mı? Az kaldı. Kerimez gepler şu gepler. Şunu oraya kurunluk. Doldur kancı yoktu, bazar kanı kırıkken, Ukrayna mı yaptıken, sizi kerimez o iş. İlla siz şuna sebebilen şugullarını mesela deyip, şu sizce bir tahsil kısa, ben siz, o şu, o şu sahizden kep çıkıp kısa koşayım. Lekin sizi sahiz olmadan nesliğe aralaşmayın. Ümriyiz zayi kılın. Hemen her sene bilgi adam yok siz. Hiç kim olmasın onu bitiriz. Şimdi siz vazifeyiz otin, aşken vakti kılın, anı nur üstüne nur bulayım. Ben. Dünyanın haberini bileyim. Dünyanın kaç toçkasını mülekkenini bileyim. Peki siz vazifeyizi becergenden kim bileyim onu? O yüzden vazifeyizi becermesinden türü koymayın. O yüzden başta degenler ne fakanı? İlmi hem o yüzden başlayın. Ehemmiyeti hem o yüzden başlayın. Terbiyeni hem o yüzden başlayın.
Ta'limni ham o'zidan boshlaymiz. Biz ko'pincha boshqadan boshlaymiz deymiz. O'zi tarbiyasiz xotiniga sen u bo'lishing kerak, bolasiga bu bo'lishing kerak deydi. Oldin o'zingiz tarbiyalang. O'zingiz bilan band bo'ling. O'zingizdan oshganda keyin birovga chiqing. Shunda birovga qilgan tarbiyangiz ham samara beradi. Birov haqidagi fikringiz ham o'rinli bo'ladi. Birovga bergan tanbehingiz ham jonli bo'ladi. O'zingiz ham asosiy o'zingiz zoya qilmaysiz. Inson ko'p o'zi zoya bo'lib qoladi o'zi. Ko'p narsaga mashg'ul bo'ladi, o'zi zoya bo'ladi. Umrini oxirida 60 yoshga kirib bunday qarasa hech narsa qilmagan bo'ladi. Boshqalar bilan band bo'lib o'lib ketgan bo'ladi. Bu noto'g'ri narsa insonni oxiratda ta'assufga, nadomatga olib boradi. Shuning uchun o'zingiz bilan band bo'lib, shunday Qur'onga agar masalan, undan keyin shu xuddi shu uslubni masalan 4 yil o'tdi, 5 yil o'tdi, 4 yil o'tganda Qur'on tugagan bo'lsa, xuddi o'sha 5 soat saqlab xatm Qur'on qilasiz. Kuniga 10 pora o'qiysiz, 5 soat. 1 yil ustida xatm qilasiz. Yoddan inshaalloh. Undan keyin ash 5 soatni masalan 1 soatini ustozga o'qib berish qilsangiz, zo'r bo'ladi. Ustozga 3 soat 3 pora o'qib berasiz, o'zingiz 10 pora o'qiysiz. Ustozga 3 pora o'qib berasiz, o'zingiz 10 pora o'qiysiz. Ustoz 10 kunda xatm bo'ladi, o'zingizda 3 kunda xatm bo'ladi. Bir yilda 100 dan ortiq 130 ta xatm qilasiz. Ya'ni undan keyin xuddi o'sha soat saqlab Sahih Buxoriy yodlasa bo'ladi. Sahih Muslim yodlasa bo'ladi. Xuddi o'sha soatni yillarda katta ilmdan hosil qilib olsa bo'ladi. Abdurrahman Abu Razzaq Sanani mana musannafni egalari, musannafni egalari. Bir kunda 3 ta hadislar keldi. İmam Ahmed ve bir qancha muhaddislar o'sha kishidan hadis olishgan. Abu Razzoq Sanoniyda hofiz ko'rmadi deyishgan. Qanaqa qilib shunday darajaga erishgan? 3 ta hadis o'tlagan xolos bir kunda. Lekin to'xtamagan. Shuningiz bardavom bo'lsa, oz bo'lsa ham inshaalloh samara bo'ladi.